Manşete hoş geldiniz. Esasen haftanın görüntüsü bu. Hafta sonunun görüntüsü bu. Solda Türkiye Cumhuriyeti Baş Cumhurbaşkanı Almanya'da milli takım maçına gidiyor ve Berlin caddelerinde konvoyunu görüyorsunuz. Onlarca araç trafi trafiğe kapatılmış ve muazzam bir gövde gösterişi. Alman araçlarıyla üstelik. Yani Almanya Başbakanı Şansölyesi, Şansölyesinin böyle bir konvoyu yok. Ne şimdikinin, ne öncekinin. Sırada da İngiltere Başbakanı, hükümeti kurmakla görevlendirildi Cuma günü Perşembe günkü seçimin hemen ardından Buckingham Sarayına giderken onun konvoyu görülüyor. İşte yukarıdan dronlarla veya hava kameralarıyla takip ediliyor. Ben defalarca gördüm. Yani David Cameron'un başbakanlığı döneminde de, Theresa May'in başbakanlığı, Boris Johnson'un ve diğerlerinin başbakanlığı döneminde de defalarca Londra'da yanımdan geçmiştir başbakanın konvoyu. Şöyle durup bakarız, dikkat ederiz. Algıda seçicilik. Trafik kesilmez, sadece akıcılık sağlanır. Yani ışıkta durmaz, akar ben de zaten devleti yöneten insanların kırmızı ışıkta durmasını savunmuyorum. Durmaması gerekir. Çünkü risk açısından büyük risk barındırıyor. Ahmet Necdet Sezer'in de kendi Cumhurbaşkanlığı döneminde yaptığını makul bulmadım. Fakat trafik akar. O akıcılığı sağlar zaten polisler. Bunu çok iyi bilirler. Fakat İngiltere Başbakanı'nın konvoyunu her defasında saymışımdır. Ya beş araç ya altı araç. Yedi değil. Bazen dört, beş, altı araç. Duruma göre. Londra'da bu kadar araçla İngiltere Başbakanı, Birleşik Krallığın Başbakanı dolaşıyor. Başka ülkelere gittiğinde de aşağı yukarı böyle. Ve trafik hiçbir zaman kesilmiyor. Kaldırımlar boşaltılmıyor. Işıklara geldiğinde o akıcılık sağlanıyor ve polisler aracın her zaman seyretmesini sağlıyor. Yolda devam etmesini sağlıyor filan. Soldaki görüntüye bakın, sağdaki görüntüye bakın. Solda Almanya'da bir gövde gösterisi var. Alman markalı araçlarla yol trafiğe kapatılmış yüzlerce araç. sadece da ayrı bir olması gerektiği gibi bir trafik düzeni, konvoy düzeni veya neyse artık var. Bir başbakanın veya ülkeyi yöneten insanın. Bu esasen görüntü ama tabii Türkiye'de bir sultanlık rejimi olduğu için her şeye o karar veriyor. Bu kararı da Cumhurbaşkanı verdi manşetiyle çıkmış gazete pencere. Montella'nın yeri herkesten sağlam. Sen mi karar veriyorsun? Evet o karar veriyor. Sonra da deniyor ki işte yok futbol federasyonu, yok milli takım, yok ne bileyim işte sportif başarı falan. Herkese, herkesin pozisyonuna o karar veriyor. Yani her şeyi, yani daire başkanlarını, şube müdürlerini dahi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atayan bir sistemden bahsediyoruz Türkiye'de. Maalesef. O arada hani son Hollanda maçında Türkiye elendi. Gerçekten e, mühim bir sportif başarıya imza attı. Gelebildiği yer itibariyle çeyrek finalde e, maç yapmak mühim bir başarıydı ve finali de hak ediyordu oyunuyla. Çünkü çeyrek final maçlarını gördük. Diğer takımlar da tel tel dökülüyor. Yani tam da o gün iktidardan ayrılmış, güya muhalefet eden bir kişinin Portakal soyarak Hollanda'ya kafa tutması. Yani zihniyet değişmiyor yahu. Videosu da var. Videosunu da çekmiş koymuş. Yani enteresan. Zihniyet değişmiyor. Ya bir başkası Kütahya e, narkotik ekipleri ya enteresan uyuşturucu operasyonu yapıyor ve ele geçirdiği haplarla Merih Demiral yazıyor. Hani şu bozkurt işareti yapan milli futbolcu. 160 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş. Ele geçirdiği haplarla Merih Demir yazmışlar. Ya acayip bir şey. Yani ülk yani Bozkurt işareti yapan futbolcunun ismini haplarla yazmak. Ya nasıl bir sembolizm ki yani enteresan yani acayip acayip. O arada hatırlatalım yani bu Bozkurt işareti Avrupa, Avrupa'da bir infayla yol açtı ve bazı ülkelerde yasaklıydı. Almanya da bunu tartışıyordu. İş yasağa doğru gider. Fakat şu da var. Enteresan bir biçimde Türkiye'de bu iş konsolide oldu. Yani bozkurt işareti meselesi bir anda sahiplenildi. Türklüğün sembolü falan oldu. Neredeyse e, cumhuriyetin sembollerinden biri olacak. Fakat enteresan, dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bu konuda hiçbir işaret yok. Bir haftadır tedavi mi görüyor ya da ilgilenmedi mi ya da başkalarından bıraktığı bilmiyorum. Şahsen bir tweet atmış bu konuda bir açıklama yapmış değil. Dönelim Sinan Ateş davasına. Sinan Ateş davası 10 tahliye ile ara verdi duruşmalara ve 19 Temmuz'da tekrar devam edecekler. Fakat geçen haftaki duruşmanın mahkemenin seyri gösterdi ki bu iş bir adi cinayet olarak tanımlanacak. Siyasi iltisakı olan veya siyasi bağlantıları olanlar, delillerle sabit olduğu halde mahkemeye getirilmeyecek. Olay MHP ve ülke ocakları ekseninden çıkarılacak. Bu çok net biçimde ortaya çıktı. Ondandır ki zaten Ayşe Ateş bir kere daha CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etmiş. Zannediyorum bu dördüncü görüşme. Ayşe Ateş mücadele etmeye devam ediyor. Fakat bu esnada Burak Kılıç isimli Ülke Ocakları Başkan Yardımcısı olduğu ifade edilen kişi bir tweet attı ve bu tweette Kurşun kalemlerin de bir gün galip geleceğini mutlaka göreceksiniz diye kurşunlu parmak sallama yaptı resimde görülen gazetecilere. Ve bir, bir önceki tweetinde de İzzet Ulvi Yönter'in vallahi hesaplaşacağız billahi helalleşmeyeceğiz filan tweetinde retelemiş. Nasıl bir hesaplaşma nasıl bir helalleşme üstte o alt, altta bu. Ee, zor gerçekten Türkiye'de bu işi yapmak ve artık ülkücü hareket MHP e, bozkurt işareti e, bununla anılıyor. Yani ya uyarı atışı bacaklara ya da e, dövdürme ya da işte son tahlilde Sinan Ateş'in başına gelen gibi e, infaz. Enteresan. Nedir yani hesaplaşma, helalleşme? Bu arkadaşlar tabii MHP Genel Başkanlığı koltuğu gittiği için Bahçeli'den sonra veliaht olarak ısınıyordu. Ondan dolayı çok öfkeli yani. İzzet Ulvi MHP liderliğine ısınıyordu fakat gitti koltuk yani. Evet başta da biraz önce de söyledim. Ayşe Ateş CHP Genel Merkezi'nde destek turu. Başka belli ki ziyaretler de yapacak. Merak ediyorum. Akşener hiç tepki vermedi bir haftadır. Ayşe Ateş görüşmedi. Aralarında bir kontak oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Hatta halbuki sahip çıkmıştı düne kadar. Enteresan. Enteresan. Akşener hiç Sinan Ateş davası ile ilgili konulara girmedi. Fakat Ayşe Ateş'in attığı bir tweet de bugün Enteresan bir detay var. Siyasi bir kişilik değilim. Sinan'ın katledildiği güne kadar da öğretmenlik yapan, mesleği öğretmenlik olan ev hanımıydım. Sabah okulda, akşam evde çocuklarımla vakit geçiriyordum diyor. Fakat şunu eklemiş. Sinan öldürüldüğünde vekillik teklif edildi, kabul etmedim. Kim vekillik teklif etti acaba? CHP, CHP teklif etti zannetmiyorum. MHP zaten etmez. Muhtemelen İYİ Parti teklif etti. Muhtemelen Meral Akşener teklif etti. Bir gazeteci sorsa keşke Sinan Ateşi, Ayşe Ateş'e hangi partiden vekillik teklifi aldınız diye. Büyük olasılıkla İyi Parti. Ama işte şu anda Akşener'in durumu ortada. Yani sahip çıkamaz halde. O arada TÜİK'in devlet sırrı gibi sakladığı Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon hesabında kullandığı madde fiyatları ortaya çıktı. Burada yaklaşayım biraz, yaklaştırayım biraz görün. Alaaddin Aktaş bu listeyi paylaştı. Ekonomim gazetesinde 100 kalem mal ve hizmetin Nisan 22'de ilan edilen son fiyatıyla Geçen ay dikkate alınan muhtemel son fiyatı Demiş Ve burada undan bulura Sütten yoğurda Zeytinyağına Ayçiçek yağına ay Çarliston biberi kadar Hemen her şey var Enteresan Bu listeye Alaaddin Aktaş'ın Ekonomim gazetesindeki köşesinden Bu tabloya da ulaşabilirsiniz Fakat tabloda enteresan detaylar var Zaten Yani uzman doktor muayenesi 34 lira Yurt ücreti 450 lira, kira 5800 lira, beyaz peynir 147 lira, yumurta 2,5 lira gibi fiyatlar var dikkat çekici. Yani bilerek, isteyerek yanlış ölçülmüş. Ee, yoksa madde fiyatlarının kaç TL olduğunun önemi yok. Toplum da inanmıyor buna zaten. Piyasada bunun bir karşılığı yok. Ee, tam anlamıyla bir dezenflasyon değil, dezenformasyon süreci. Net yani. Gerçek enflasyonun kaç olduğunu esasen devlet çok iyi biliyor ama bunda, bunu milletten saklıyor. Ve açıkladığı enflasyon rakamlarına göre de insanlara, ücretlere zam veriyor. Muazzam bir dolandırıcılık. Yani tek kelimeyle ve bunu yapan insanların gerçekten ileride yargı önüne çıkması lazım. Yani fiyatlara baktığınızda ne bileyim bebek bezi 3.59, burger 80 TL, pizza 188 TL. Çay kahve servisi 18 TL, ekmek arası döner 77 TL, zeytinyağı 114 TL, zeytin 134 TL, beyaz peynir 147 TL, krem peynir 167 TL, internet faturası 205 TL, cep telefonu faturası 206 TL, kaşar peyniri 232 TL, yurt ücreti 757 TL diye gidiyor. Bir kısmını seçtim getirdim. Enteresan, enteresan yani. Mühim, büyük bir aldatmaca ve büyük bir dolandırıcılıktır bu. Sonra tabii CHP lideri geçim olmazsa seçim olur. Bir de CHP genel başkanlık katında iki kelime, üç kelime neyse bir şey üretilmiş. Herkes her hafta veya her sorulduğunda bunu tekrar ediyor, e, tekrarlıyor. Keşke kurumsalı veya basını yeni kelimeler, yeni laflar üretse. Yani halk isterse seçim olur, geçim olmazsa seçim olur falan gibi. Şey. Yani dolaylı laflarla seçim işareti veya erken seçim işareti sıktı artık. Yani yeni laflar bulun yani. Ya asgari ücrete zam mı verecekler ya da biz söke söke alacağız. Zamları yaparsanız sorunlar bitmez ama hiç olmasa birazcık geçim olur. Ama geçim olmasa hiç merak etmeyin yakında seçim olur. Evet. Orada Ekose. Özgür üzerine Ekose ceketinden sonra, ceketli görüntü vermesinden sonra Ayşe Ateş'i kabulünde bu görüntüyü vermişti. Ekrem İmamoğlu da benzer bir ceketle Ekose ceketle görüntü vermiş. Keşke ve giymeyi verselerdi. Can Dündar'ın tabiriyle. Ohannes Kılıç daha güzel yazmış. Yani bu ceketin diyor Erdoğan'la özdeşleştiğini bilmiyorlar mı? Etraflarında hiç mi iletişimden sorumlu kimse yok? Var. Erdoğan'la özdeşleştiğini de biliyorlar ve kaç giyiyorlar. Zaten Ekrem İmamoğlu da bunu açıklamış. Özgür Özel de farkında. Amaç ne diye sormuş o Ohannes Kılıçdağ. Muktedir'in kendine münhasır imajını kırmak mı? Mavi ekose ceketi iktidar sembolü gibi kabul edip iktidara talip olduğunu göstermek mi? Filan. Enteresan. Keşke giymeyi verseler. Keşke giymeyi verseler. Büyük tepki var, büyük reaksiyon var. Başka ceket mi kalmadı? Ayrı bir konu. Başka konu mu kalmadı? Tabii o da ayrı bir hikaye. Bir diğer konu. Gezi tutsa Tayfun Kahraman'ın MS hastası olduğu ortaya çıktı. Murat Sabuncu T24'te yazdı bunu. En az ilaç kadar egzersiz de önemli fakat haftada bir spor saati var. Buna da hapishane yetkilileri organizasyonel yetersizlikten izin vermiyorlar demiş. Gerçekten son derece önemli. Cezaevinde tutuklu hükümlü sayısı 300 binin üzerinde Türkiye cezaevlerinde. Bakın bir şey söyleyeceğim. İngiltere'de yeni gelen cezaevlerinden sorumlu bakan cezaevi nüfusunu azaltmayı, bunun çok olduğunu ve bunu azaltmayı ve denetimli serbestlik, insanlara farklı cezalar, kamu hizmeti gibi, ne bileyim ev hapsi gibi veya belli sınırlandırılmış e, haklar gibi bunun üzerinde çalışıyorlar. Bu gerçek bir rehabilitasyon. Şimdi siz bir insana ev hapsi verin. O zaten cezadır dışarıya çıkamaması. Ama en azından evde çocuklarıyla ilgilenebilir. Ona, onlara kitap okuyabilir filan. Ya da ne bileyim bir kamu işi verin, kamu görevi verin. O zaten yeterince ceza olur. Yani hem onu hem o insanı topluma kazandırma hem de bir biçimde caydırıcılık ve devletin de üstündeki yükü alıyorsunuz. Yani cezaevleri ne bir bütçe ayırmanız lazım, bina yapmanız lazım. Orada o insanların ihtiyaçlarını karşılamanız lazım. Artı görevliler, gardiyan vesaire bir sürü bir bütçede ciddi bir şey yani kalem. Fakat kime ne anlatıyorsun? Devletin hiçbir zaman böyle bir gayesi olmadı. Devlet e, mevcut şu anda bir devlet. Yani öteden beri böyleydi ama şu anda aşırı boyutta bu iş artık tamamen cezalandırmaya ve parmak sallamaya dönmüş durumda. İçerideki insanları suçsuz, suçsuz olduğunu bildikleri halde içeride tutarak bir yönüyle onları terbiye ediyor. Bu böyle. Öteden beri böyle. Ve şu anda da durum maalesef değişmedi. Yani iktidarın e, dermanı yok bir yönüyle. Zaten şeyde bunu yazmış. bir gün gazetesinden Yaşar Aydın da bunu yazmış. iktidarda derman yok. Çaresiz ve korkuyor. Topal ördek durumunda olan Erdoğan cephesi durumu toparlamak için her yolu deniyor. Eski düşmanlarıyla görüşüyor. Yapmam dediklerini yapıyor tüm fikirlerinden vazgeçiyor ama bir türlü olmuyor. Olmaz çünkü bitmiş bir hikayeden bahsediyoruz. Meclis çoğunluğuna, elinde tuttuğu yargı güvenlik bürokrasisine güvenerek efelenmesine bakmayın. Hiçbir şey yapacak gücü kalmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. İktidarda derman yok, çaresiz ve korkuyor demiş bu yazısında. Güzel bir toparlama. Esada çark, Bahçeli kelepçesi esnerse kırılacak. Neden hala iktidar gibi sorularında cevaplarını vermiş. Bu koşullar altında meseleyi uzatmak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülük olacaktır. Bu durumun değişmesinin öndeki engel Meclis matematiği değil, mesele değişimin iradesinin sahaya çıkmasında yarın değil, şimdi bu iktidardan kurtulma zamanı demiş. Yaşar Aydın bir gündeki yazısında Dönelim. E, İngiltere'den sonra Fransa'da da seçimin iki, ikinci turu yapıldı. Solun sürpriz yükselişi Fransa sağını üçüncü sıraya itti. The Guardian'ın bugün İngiltere'de e, manşetten gördüğü haberdi. Taktiksel bir oylama. E, sağı geriletti diyor. Yeni halk cephesi Fransız parlamentosunda en büyük güç olma yolunda ilerliyor. Birinci parti ama bu da bir koalisyon. Dolayısıyla bir hükümet çıkacak gibi görülmüyor. Çıksa bile bir azınlık koalisyonu olabilir. Azınlık hükümet olabilir veya koalisyon olabilir. E, Macron önümüzde yani 3 yıl boyunca başkanlık kararnameleri ve parlamentodaki bu kargaşadan da yararlanarak ülkeyi yönetecek veya yönetmeye çalışacak gibi görülüyor. Son döneminde büyük bir belirsizlik var. sağ Le Pen'in ulusal birliği ittifakı 3. sırada çıktı ve bu onlar için son derece şoke edici bir durumdu. ona karşı bir sol cepheleşme ve gene işte Macron ve Macronun partisi ve onun etrafında bir kenetleşme e, kenetlenme ile Fransa'da e, bir tür ikinci turda seçmen e, durumu konsolide etmiş veya dengelemiş gibi görülüyor. Fakat e, parlamentoda büyük e, ve hükümet yapısında büyük belirsizlikler söz konusu. Bu sevindirici midir? İngiltere'de İşçi Partisi örneği anlattım daha önce. E, sol açısından elbette sevindirici olabilirler. Elbette mutlu olmaya hakkı var e, sol düşüncede olan insanların enternasyonel söylenmiş mesela. Paris'te. Fakat işin şeyine baktığınızda, e, kodlarına baktığınızda, seçim sonuçları analizine vesaire baktığınızda bu durum pek böyle değil. Yani merkezin soluna bir şans verilmiş veya o arada e, merkezin solu yani sol merkeziyleştirilmiş gibi de bir hava var. Bugün İngiltere'deki örnekte böyle birazdan bakacağız. Fransa siyasi felç ve belirsizlikle karşı karşıya kalır demi, kalabilir demiş The Washington Post analizinde değerlendirmesinde. İngiltere demişken İngiltere ile ilgili daha önce gerçekten benim de dikkat etmediğim bir takım detaylar paylaşmış. Yani Keir Starmer'ın eşinin Yahudi olduğunu biliyordum. Victoria Starmer. Fakat Yahudi geleneklerine göre yaşayan bir aile yapısı söz konusu. Bunu Sedat Laçiner yazmış. Starmer ailesi İngiltere Başbakanlığı konutuna Yahudi bir ailenin yaşam şeklini taşıyacak... İşçi Partisi'nin geleneksel Filistin yanlısı tutumuyla Starmer ailesinin inançları çelişkili gibi dursa da Starmer bir şans olabilir demiş. Burada çok detaylı bir şekilde konuyu irdelemiş. Starmer'ın eşi Victoria, eski bir avukat, Polonya kökenli, Yahudi bir babanın çocuğu. Starmer çifti şimdi çocuklarını Yahudi inançları doğrultusunda yetiştiriyor ve Londra'daki St. John's Wood'daki liberal Yahudi sinago Yahudi sinagoguna üyeler. Keir Starmer olmasa bile eşi ve çocukları belli ki Yahudi inancına göre... ...bir yaşam sürüyorlar. Evet de bunun politik bir analizi var mıdır yok mudur... O ...onun için Kale Starman'ın iktidardaki icraatlarına bakacağız. Ayrı bir konu. Lakin bu bilgi de enteresan bir bilgi. Bu bilginin de altını çizmek gerekiyor. Ben eşiyle ilgili bilgilere vakıftım ama... ...ailenin bu inanç doğrultusunda yaşadığını... ...ve bu, inca, bu inancı şimdi number ten dediğimiz... Downing Street 10 numara başbakanlık konutuna taşıyacağını bu kadar detaylı bilmiyordum. Zaten Sedat Bey de e, çıkan bir yazıyı Jewish Chronicle'da çıkan bir yazıyı tercüme etmiş. New York Times altı üst, üst, üst düzey demokrat Biden'ın gitmesi gerektiğini söylüyor. Yan başlığıyla çıkmış. Biden'ın yaşı ve yeniden seçilebilme yeteneğiyle ilgili artan endişeler bunun altı çizilmiş ve belli ki Demokratlar bu süreçte seslerini yükseltecekler. Ağustos ayında kesinleşecek Joe Biden'ın adaylığı. Fakat Joe Biden "Tanrı çekil derse çekilirim." gibi gerçekten üst perdeden konuşmuş. Yani ben bu can bu bedenle olduğu sürece sonuna kadar devam edeceğim diyor. O arada elbette Kamala Harris'in başkan yardımcısı ya da bir önceki başkan, iki önceki başkan Obama'nın eşi Michelle Obama'nın Adaylı konuşuluyor. Başka adaylar da var. Burada daha evvel zikrettim ama belli ki bu konu birkaç hafta daha bu çerçevede yürüyecek. En son Demokrat Parti Ağustos ayı içerisinde başkan adayını kesinleştirecek. O zamana kadar bu konu speküle edilecek gibi duruyor. Orada Türk doktor İran Cumhurbaşkanı olduğu haberlerini duymuşsunuzdur. İran değişim dedi başlığı doğru değil. Beni yalnız bırakmayın mesajı vermiş reformist aday e, Pezeşkiyan. İran'ın İran Azerbaycanlı e, da İran Türkü deniyor veya en azından kökleri itibariyle Türkçe e, biliyor, konuşuyor, konuşabiliyor. Doktor e, eşini 1994'te eşi ve oğlunu trafik kazasında kaybetmiş. Kalan iki oğlunu ve kızını evlenmeden daha sonra bir daha ikinci bir evlilik yapmadan büyütmüş. Ondan dolayı da e, çok takdir gören bir özel yaşamı da olan bir isim. Farklı kişisel özellikleri, başörtüsüne hürriyet, diğer farklı konularda reformist tarafları olabilir ama İran'daki genel durum, 40 yıldır benim takip ettiğim İran'da, yer yer seçilen cumhurbaşkanıyla durum biraz yumuşuyor. Sonra radikal biri geliyor, durum tekrar sertleşiyor gibi. Hani bizim elektrikte, elektronikte soydal dalga vardır. Yani inişler, çıkışlar. Onun gibi bir durum var. Ruhani'yi gördük, Ahmet'i Nec Necad'ı gördük, daha sert isimleri gördük, reisi gibi filan. Her neyse, İran değişim dedi mi demedi mi? İran değişim hep der. Seçime katılım oranı çok düşüktü. İran değişmeyi istiyor belki içten içe. Fakat bir cumhurbaşkanıyla bu olacak gibi değil. Ama merkez, merkezi komite e, İran mollaları, dini liderliği, dini otoritesi, rehber deniyor. E, duruma göre toplumun e, nabzını tutuyor ya da işte bazen ağzına bir parmak bal çalıyor falan neyse yer yer biraz kemerleri gevşetiyor, sonra tekrar sıkıyor. İran olayına e, böyle bakalım, böyle bakmak daha doğru, daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ve bir manşeti daha noktalıyoruz haftanın ilk günkü manşetini. Salı günü tekrar karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.